Merhabalar değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü bölümünde. Emekli maaşı bağlandıktan sonra veya çalışırken engellilik durumu düşerse durumumuz ne olur? Yani maaş kesintisi veya iş aktifes olunur mu? Evet arkadaşlar, mevzuatın ilgili maddeleri gereğince kontrol muayenesi denilen bir durum var. Bu da SGK tarafından engelli emeklisi olan kişilere uygulanan, yani bu kişinin sağlık durumunun iyiye ya da kötüye gittiğine dair istenecek heyet kurulu raporudur. Bu rapor kurum tarafından sizden istenildiği zaman sizi hastaneye gönderecek ve tekrar heyete girmeniz gerekecek arkadaşlar. Heyete girdikten sonra almış olduğunuz rapor sizin daha önceden aldığınız, yani aylık bağlanma raporunuzun altında çıkar ise, yani %40'ın altına inmiş ise maaşınız kesiliyor arkadaşlar. Bunun bir diğer örneği, malulen emekli olan bireyin belli periyotlarda kontrol muayenesi istenmesi hususunda %60'ın altına inen veya %40'ın altına inen her raporda o kişiye bağlanan aylık kesiliyor arkadaşlar. Buradaki amaç husus şöyle. Kurum diyor ki bu hastalık bu kişi üzerinde hala mevcut mu veya iyileşme gerçekleşmiş mi veya hastalığın seyri şekli artmış mı? Bunu tespiti amaçla bu belli aralıklarla istenilen raporlar sizlere tebliğ edilir ve sizlerin bu raporları tekrar almanız istenir. Yani bu genelde 1 yıl olur, 2 yıl olur, 5 yıl olur. Yani sizin o hastalığınıza göre değişiklik olabilir. Diğer konu ise çalışırken engellilik oranı düşerse iş akti pes olunur mu? Arkadaşlar bununla ilgili açık bir hüküm bulunmamakla birlikte kurumların kendi inisiyatifinde olan bir konu. Yani biz bunun örneklerini bugüne kadar çok görmedik. Hani çalışırken engellilik oranı düşen arkadaşlarımızın işten çıkarılması gibi bir durum söz konusu olmadı bugüne kadar. Tabii bu hükümler mevzuatta yok. Ancak dediğim gibi ucu açık bir durum. Konunun detayını kurumlar kendi içinde çözüme kavuşturuyor. Evet arkadaşlar, özetleyecek olursak çalışırken engellilik oranı düşerse iş akdinin pes edilmesiyle ilgili açık bir hüküm yer almamakla birlikte kurumların kendi inisiyatifine bırakılmış bir durum. Emekli olan, ki bunun içine yaşlılık aylığı yani engellilik maaşı denildiğimiz veya malulen emekli olan bireyler için kontrol muayenesi denilen durum söz konusu olduğunda SGK sizi hastaneye gönderiyor. Oradan alacağınız raporla durumunuz tespiti yapılıyor. Aylığınız eğer ki %60, yani malullük emeklilik oranı veya %40'ın altına indiği zaman bu oranlar kişiye göre, hastalığa göre değişiyor arkadaşlar. Emekli maaşınız kesilmiş oluyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyoruz. Bunun da amacı kişinin var olan rahatsızlığının iyiye ya da kötüye gitmesi veya aynı düzeyde kalıp kalmadığının tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Evet değerli dostlar, bugün de sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızda. İki tane soruya cevap vermeye çalıştık. Güzel yayınlarda birlikte olmak temennisiyle hepiniz kalın sağlıcakla.